Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT genel denememizi es kesmeden devam ediyoruz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün hava çok güzel, değil mi? Ama sizin kadar değil canlarım benim. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz tarih ve zaman, yani tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Bakalım durumlar nasıl? Şöyle yapalım. Hepsi hoştu ya. Şöyle. Diyor ki: verilen tarihe yardımcı bilim dallarının özellikleri aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Bakalım. Toplumların dil yapısının bilinmesi. Bu bizi neye götürür? Tabii ki filolojiye götürür. Tamamdır. Bunu aldık. O yüzden iliyoruz. Olayların oluş sırası zaman birimi neydi? Kronolojiydi. Tamam, bunu da aldık. Bu da gitti. Eski toplumların paraları, eski para birimi ne demekti? Nümizmatikti ya da şöyle meskukat da diyebilirdik, değil mi? Meskukat da diyebiliriz. Bu da tamam. Şöyle tarih öncesine ait kalıntıları araştıran tabii ki kazı bilimi olan arkeolojiydi. Bu da doğrudur. Eşkına baktığımızda anıtlar üzerindeki yazıları inceleyen tabii ki epigrafidir. O yüzden cevabımız burada ne olacaktır canlarım? E şıkkı olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Genellikle benzer ürünleri satan esnaf gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan dükkanlarının önü saçaklı ve İslam mimarisinin ticaret alanında ortaya koymuş olduğu önemli yapı türlerinden birisi olan küçük çarşı alanlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Eminim ki çoğu arkadaşım kapanı aramıştır. Niye kapanı aramıştır? Şundan dolayı. Benzer ürün. Ama öyle bir şey yok. Kapan tek cins malın satıldığı yerdir. Ve burada bizden ne istiyor biliyor musunuz? Diyor ki karşılıklı mal satıyorlar ve bu durum İslam mimarisinin ticaret alanında ortaya koymuş olduğu önemli yapı türlerinden birisi olarak gösteriliyor. O yüzden buradaki cevabımız arasıdır. Karıştırmıyoruz. Karum Asurların ticaret yeri. Panayır genellikle İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nda görülen ticaret mekanıydı. Ukas Panayırı'nı hatırladık, değil mi? Agora Romalıların ticaret yeri. Fütüvvet özellikle Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen bir durumdur. Müslümanlardan oluşan esnaf teşkilatıdır. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Aras'ta olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Canlı yayında bunun üzerinde konuştuk. Ve ben zaten size soru olarak yöneltmiştim bunu. Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim'in toplanarak kitap haline getirilmesinin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? İllere valiler gönderen Hazreti Ömer'dir. Yanlış bilgi. Arap Yarımadası dışında fetihlerin başlaması Hazreti Ömer. Komşu ülkelerle etkileşimin başlaması. Hazreti Ömer döneminde Türklerle komşu olundu. Hazreti Osman döneminde ilk savaş gerçekleşti. Savaşlarda Kur'an hafızlarının şehit düşmesi, bırakalım. Halifelerin belirlenmesinde seçim usulünün uygulanması. Peygamberden sonra, yani peygamberin vefatından sonra Hulafe-i Raşid'in dönemi yaşanacaktı. Soru bizden ne istiyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim neden kitap haline getirildi? Çünkü savaşlarda hafızlar şehit düşüyordu değerli arkadaşlarım. O yüzden de cevabımız D şıkkıdır. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan devletlerine ait mimari eserlerden birisi değildir? Soruyu dikkatli okuduk mu? Türkistan mimarisi diyor, değil mi? Kümbet ne demekti? Anıt mezar demekti, değil mi? Anıt mezar. Tamam. Kervansaray ticari ve askeri yapıydı. Karahanlılar dönemi Ribat adı veriliyordu. Arasa'yı az önce açıkladık. İslam mimarisi diyor arkadaşlarım. Esnaflar karşılıklı ticaret yapıyorlardı. Kurganı bırakalım. Külliye hayır kurumu anlamı taşır. Yani bir nevi öyledir. Çünkü külliye yapılar topluluğu olarak bilinir. Yani caminin yanında açılan medrese ve sebiller gibi, değil mi? O yüzden cevabımız kurgandır. Kurgan eski Türklerde mezar anlamı taşır. Türkistan devletlerinde değil. Türkistan devletlerinde kümbet ismini almıştı. Diğer sorumuz şöyle. Bu şekilde parçalı bir yapının ortaya çıkmasına sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Süleyman Çelebi Rumeli'de, İsa Çelebi Balıkesir'de, Musa Çelebi Bursa'da, Mehmet Çelebi ise Amasya'da hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. Bu neyden kaynaklıydı? Yıldırım Beyazıt'ın oğulları diyor değerli arkadaşlarım. Demek ki burada verasette belirsizlik var. Ki zaten 1. Murat veraset anlayışını değiştirmişti. Değil mi? Ne demişti? Ülke padişah ve oğullarının ortak malı demişti. Soru bizden onu istiyor. Aşkına baktığımızda Anadolu beyliklerinin tekrar bağımsızlıklarını kazanmış olmalıdır. Doğrudur. Ankara Savaşı'ndan sonra beylikler tekrardan bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ancak bizden onu istemiyor. Eledik. Yönetimde ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. Değil mi?
Ondan kaynaklı bir durum. Bırakalım. Osmanlı Devleti'nin Rumeli Beylerbeyliği'nde büyük toprak kayıplarının yaşanmaması, bu durum Osmanlı'nın istimalet politikası ile alakalıdır sevgili arkadaşlarım. Ne demekti istimalet? İstimalet hoşgörü politikası demekti değil mi? Bunu da eledik. Sınırlara yakın bölgelerde nüfus yoğunluğunun eskiye oranla artması. Bununla da alakalı bir şey yoktur. Yani göç hareketiyle alakalı bir şeyden bahsedilmiyor. Fethedilen yerlerde tımar sisteminin uygulanması. Tımar zaten öncesinde yaşanmış sevgili arkadaşlarım. Osman Bey temellerini attı. Orhan Bey kullandı. 1. Murat dirilik sistemi haline getirdi. Buradaki cevabımız tabii ki veraset anlayışı olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı-Venedik Avusturya savaşlarında Osmanlı lehine arabuluculuk yapan ve savaşların sona ermesi için Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasını sağlayan ve bunun sonucunda kapitülasyonların sürekli hale getirildiği devlet hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım bilmemiz gereken bir nokta var. Kapitülasyon ne demekti? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktı değil mi? Bununla beraber kapitülasyon ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara verilmişti. Bu dönemde ise özellikle Belgrad Antlaşması'nda Fransa arabulucu olduğu için kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Hangi dönem? 1. Mahmut dönemi. Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasında etkin rol oynayan komutan ise Humbaracı Ahmet Paşa'ydı. İngiltere'ye zaten kapitülasyonlar verilecekti. Ki zaten İngiltere Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü 19. yüzyılın sonlarına doğru koruyacaktı. Almanya da siyasi birliğini tamamlamamış 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'ya yanaşacak. Hollanda Pasarofça'dan sonra kapitülasyon sahibi olacaktı. Rusya 1774 Küçük Ayrarcı Antlaşması ile kapitülasyonlara ulaşacaktı. Cevabımız Fransa olacaktır. Fransa tarihte dost eli olarak bilinir. Ta ki Napolyon'un Mısır'ı işgaline kadar. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzı eğitim veren sivil okullar ilk defa aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde açılmaya başlanmıştır? Bu dönemde hatta ilk öğretim de zorunlu hale getiriliyor. Kimden bahsediyorum? Tabii ki 2. Mahmut'tan. 5. Murat 3 ay tahtta kalmıştır değerli arkadaşlarım. Hatta çırağın vakasıyla onu tekrardan geri getirmek istiyorlardı. Sultan Abdülmecit. Biz Sultan Abdülmecit'i Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla biliriz. Ancak çok önemli gelişmeler bu dönemde yaşandı. Özellikle Darül Muallimin dediğimiz okul açılmıştı. Ne demekti Darül Muallimin? Erkek öğretmen okuluydu değil mi? Oldukça önemli gelişme. Mehmet Reşat. 5. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı yöneten padişahtı. 2. Abdülhamit. Marif Perver 1876'da tahtın başına geçti. 33 yıl devleti ayakta tutmayı başardı. 1909 31 Mart vakasıyla tahttan indirilmişti. Darül Ece'ye en önemli gelişmeler arasındaydı. Yoksullar evi. O yüzden cevabımız 2. Mahmut olacaktır. Islahatların hemen hemen hepsi 2. Mahmut'la başlıyor arkadaşlar. 2. Mahmut döneminin yanına eğer çalışıyorsanız yıldız atın. Diğer sorumuz. 1908 yılında Reval'de Osmanlı Devleti'nin Makedonya toprakları için karar alan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, Fransa ile Rusya'yı bir eleyelim. Bunlar öncesinde zaten Osmanlı topraklarını Tilsit Antlaşması'yla ne yapacaklardı? Paylaşacaklardı. İtalya ve Almanya siyasi birliklerini tamamlayamamışlardı. Yani tamamlamışlardı sonra son zamanlarda. İtalya Trablus'a doğru giderken Almanya Osmanlı'ya yanaşıyordu kapitülasyonlar için. İngiltere, bırakalım Almanya dediğimiz gibi Avusturya Osmanlı ile arası iyiydi Balkanlardan dolayı. Buradaki cevabımız İngiltere ile ve Rusya'dır. Hatta bundan dolayıdır ki İttihat ve Terakki 2. Meşrutiyeti de ilan ettirecekti sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız aşıkla. Reval görüşmelerini unutmayın. Geldik diğer sorumuza. Bizim horoz yine geldi. Allah bilanı vermeye horoz. Bir dur soru çözelim. Yeni Türk Devleti'nde gerçekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda atılmış bir adım olduğu söylenemez. Cumhuriyetçilik, ulus iradesi, ulus egemenliği, seçme ve seçilme, çok partili hayat değil mi? Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetçilik artık yavaş yavaş gelmeye başladı değil mi? Tarihimiz 1922. Çok partili hayata geçiş denemeleri. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması gibi. Oy vermek için vergi verir olma şartının iptal edilmesi. Cumhuriyetçilik çünkü oy vereceksin. Seçim. 2 dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi. Seçimler daha kolay olsun diye 1946 yılı. Cumhuriyetçilik. Millet mektepleri cumhuriyetçilikle alakalı değildir. Daha çok halkçılıkla alakalıdır. Yeni Türk alfabeyi kabul edildikten sonra vatandaşa ücretsiz eğitim veriliyordu değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız E şıkkı. Yeni Türk alfabeyi dediğine göre zaten
Neyse sonra açıklayacağım ya. Kafanız karışmasın. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacı olduğu savunulamaz. Şimdi. Bakalım. Şöyle. Sevgili arkadaşlarım, sorularımız buraya kadar. O son soru diğer denemenin sorusuydu. İnşallah çözmemişsinizdir. Diğer denemede çözeceğiz onu. Umarım onda 10 yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Arkadaşlarınızı davet edin. Paylaşmayı da unutmayın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın. Bugün de...